Merhaba arkadaşlar, ben Özlem. Bugün size davetiye veya not kartlarını hazırlamak için bir video çektim. Bu videoda size not kartlarını hazırlayacağım. Bunun için ise ilk önce bir Excel dosyası gerekiyor. Daha doğrusu veri alabileceğim bir dosya gerekiyor. Excel olmak zorunda değil. Access'ı seçebiliriz. Veri tabanı oluşacak bir dosya. Ben önceden hazırlamıştım bu şekilde. Burada adları, soyadları ve ünvanları olmak üzere bir davetiye veya not kartları hazırlayabilirim. İlk başta bunu Word'e bağlayalım. Buradan veri alabilmek için. Posta gönderilerine tıklıyoruz. Ve alıcıları seç diyoruz. Var olan listeyi kullan diyerekten buradan veri tabanını bulacağım. Bu dosyamdaydı. Ve veri tabanını dosyasına aldım. Sayfa 1 diyor burada. Burada sayfa 1 dediği şey Excel dosyasındaki sayfa 1. Mesela bu sayfanın adı. Daha çok sayfa varsa o liste daha çok kabaracak. Sayfa 2, sayfa 3 derdi. Adlandırdıysanız hangi ada göre olacağını listeleyecek. Böylece verilerin üzerinde gruplandırma yapmış olabiliriz. Biz sayfa 1 olduğu için biz sayfa 1'i seçiyoruz. Tamam diyoruz. Şu an oradaki verileri alabilir hale geldik. Şimdi bir daveti oluşturalım ya da tebrik kartı oluşturabiliriz. Bunun için dosyaya tıklıyoruz. Mesela diyelim ki diğer şablonları diyelim önce. Mesela burada kartlar dediğimizde bir sürü davetiye var mesela. Doğum günü kartları var. Teşekkür mesajları var. Mesela mezuniyet için tebrikler mesajı var. Biz şimdi not kartlarını seçebiliriz. Bunu tıklayalım. Bir tane not kartı oluşturalım. Oluştur dediğimizde hemen oluştu. Mesela bu ilk sayfa kapak ve bunun arkasında yani içinde yerleşecek iyi tatiller mesajı. İlk adı iyi tatil olmayacağı için biz buraya adı yazacağız. Şimdilik böyle yazıyorum mesela soyad ve sol tarafa da ünvan diyelim. Ünvanı yerleştirilecek. Bu şekilde biz bir tebrik kartı, daha doğrusu tatil kartı denen bir oluşturacağız. Şirket sahipleri için ya da şirkette çalışanlar için. Böyle gösterdim şimdilik. Bunu silelim. Sadece oluşturacağımız yerleri gösterebilmek için yapmıştım. Şimdi biz buradan yine aynı şekilde posta gönderileri adres mektup birleştirmeye başlat diyerekten tıklıyoruz buraya. Burada daha yeni başladığımız için en uygun olacaktır. Daha sonra da ilerleyince buradan direkt kendimiz hazırlayabiliriz. Şimdi bir sihirbaz açalım. Mektup birleştirme sihirbazına tıklıyoruz. Şimdi burada seçenekler var. Mektuplar, e-posta, iletileri, zarflar, etiketler ve dizi. Biz burada mektupları seçiyoruz. Şimdi geçer dosyayı bulun. Burada bunun için bir dosya seçelim. Önce tekrar çağırmamız gerekiyor sanırım. Orada olması gerekirdi ama olmadı. Aynı şekilde buradan tekrar çağıralım. Daha sonra önceki dosyayı açtığımız için sanırım yeni bir sekme açtıysa belge 5 oldu bu. O yüzden yine tekrar başlayalım. Sihirbazı açtık. Aynen buraya geldi bak mesela veri tabanı access şey geldi. Ne dosyası geldi diyelim. Evet. Şimdi ileri mektubunuzu yazın. Bunun için de mektubu oluşturabilmek için adres bloğu oluşturabilir. Selamlama satırı ya da elektronik pull tarzında şeyler eklenebilir. Ben ek ögeleri tıklayacağım. Burada Excel'de adlandırdığım ad, soyad ve ünvan olaraktan 3 kısım vardı ve buraya da aynı şekilde geldi. Bunun ilk yerlerini belirleyelim eklemeden önce. Mesela ismi burada başlasın. Burası. Ekle diyoruz. Ad. Şimdi kapatalım şurayı. İsmimiz geldi buraya. Boşluk bırakalım. Ve soyadı da buraya yerleştirelim. Yapalım. Şimdi biz ünvanları yerleştirecektik. Bir alt satıra ve satırın en sonuna. Bunun içinde giriş sekmesinden sağa yaslayaraktan seçtik. İlmedim sanırım. İlmecim yanlış yerdeymiş. Buradayken sağa yaslıyoruz ve yine olmadı.
Orada boşluk yok sanırım. O yüzden olmadı. Kendimiz kısa yoldan 6G yaparaktan evet sağa yerleştirdik. Biraz altta da olabilir aslında. Enter'a basalım. Evet böyle olabilir. Biz bunu da aşağı inelim aslında. Evet ha böyle yerleştirdim. Şimdi ilmecimiz tekrar aynı yerine alalım. Bunu silelim. İmecimiz doğru yerde. Evet. Şimdi ekle diyoruz. Ve ünvanı seçerekten ünvanı iki kere seçtik. Silelim bunun birini. Böyle yerleştirmiş olduk. Tamam. Şimdi nereye yerleşeceğini belirlemiş olduk. Bunu arkadan çıkartacağımız için mesela kapağı modunaller, modunaller olacak. Bu yer tam orta yerinden katlanmış olup sol tarafına iyi tatiller, sağ tarafında az soyad ünvan olarak yerleşecek. Bunun içinse şimdi ileri mektupları ön izlemeyle bakın diye bakıyoruz. Bunun için mesela şimdi oluşturduk. İlk ismimiz neydi? Sevda Uymaz bilgisayar mühendisliğiydi bu. Sevda Uymaz bilgisayar mühendisliği olarak geldi. Hepsini kontrol etmek istersek burada alıcı 1 diyor. Alıcı 2, alıcı 3. Bu şekilde sonuna kadar gidebiliriz. 10 alıcımız varmış mesela. Yok, 12 alıcımız varmış. Hepsini bu şekilde gösterebiliriz. Buradan da alıcıyı bul yapabiliriz. Mesela lisede Hasan isimli biri vardı. Alan adlayabiliriz de tüm alanları da arayabiliriz. Durun. Dur buldu ama şu an altta olduğu için evet mesela burada gösterdi. Tekrar deneyelim. Sema vardı sanırım. Tüm alanları da arayalım bu sefer. Evet Sema'yı buldu. Direkt getirdi. Mesela iki tane avukat vardı. Avukatları getirdi diyelim mesela. Bu sefer de alan seçerek arasın. Sonraki de bu Sema avukattı. Ali de avukattı. Böyle. Böyle arama yapabiliriz. Olup olmadığını kontrol edebiliriz. Excel dosyasına gitmeden. Ya da burada alıcı listesini düzenle diyebiliriz. Burada tüm tablodaki alıcı listesini görüyoruz. Mesela böyle çıkartabiliriz. Tamam dediğimizde buradaki alıcılar gitti. Yok şu an. Mesela yok. Evet. Alıcı sayımız da düştü zaten. Mesela alıcılara gitti. Bak mesela. 1, 2, 3, 4 yok. Mesela şu an bu sayfada bulduğumuzda mesela Aysun'a gönderme diyelim. Aysun'a gönderme diyoruz ve Aysun gitti. 4 de gitti şu an alıcılardan. 5'ten 12'ye kadar kaldı alıcılar. Şimdi tekrar eski haline çevirmek istediğimizde alıcı düzenle diyoruz. Ve tiklerini kaldırdıklarımızı gereklemiş olduk. Ve tekrardan 12 kişiye göndermiş oluyoruz. Şimdi bu kısımda atladığımıza göre en son kısmına 6. kısma geçiyoruz. İleri birleştirme tanımla diyerekten. Ve bu şekilde direkt yazdırabiliriz. Ama hemen gönderilmeyecekse ya da önceden ya da planlı bir zamanla gönderilecekse kişisel mektupları düzenle diyoruz. Tıklayalım. Tümü diyerekten de tamam diyoruz. Şimdi ayrı bir Word sayfası açtı mektuplar bir diyerekten. Mesela ilki Sevda'ya geldi. Alünal'a geldi. Bu şekilde tüm sayfalar hazırlanmış oldu ve çayda çıktı yapmaya hazır. Bunu kaydederekten de sonra ya da ne zaman ihtiyacımız olduğu zaman hazırlayıp direkt gönderebiliriz. Böylelikle Mutlu Noeller kartını hazırlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.